Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Bazı köprülerde %60, bazılarında %40. O 40 ile 60 aralığında değişen oranlarda artış söz konusu. Tabii bir anda kamuoyunun gündeminde de konuşulmaya başlatıldı bu husus. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bakım ve işletme giderleri arttı. Bunu karşılamak için bu yönde karar verdik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise fiyat artışının yıllık enflasyonu hiçbir şartta etkilemeyeceğini dile getirdi. Geçici ücretlerini bir güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok çok düşük kalmıştı. Zamlı tarifeler açıklandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretleri %60 ila %40 oranında arttı. Buraların bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekti. O düzenlemeyi yapmış olduk. Kararın gerekçesini bu sözlerle anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Yeni tarifeyle 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobiller 24 lira, motosikletler 10 lira ödeyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için bu tutar otomobillerde 49, otobüslerde 120 lira. Osman Gazi Köprüsü'nden artık otomobiller 399 liraya, otobüsler 760 liraya, motosikletlerde 280 liraya geçecek. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti otomobiller için 419 lira oldu. Motosikletler için 105 lira olarak belirlendi. İstanbul-Ankara arasındaki Anadolu otoyolunu kullanacak otomobiller 134 lira ödeyecek. İstanbul-İzmir otoyolu Osman Gazi Köprüsü'nden geçişte artık 984 lira. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmeyi sosyal medya hesabından yorumladı. Bu artışların enflasyonu sınırlı etkileyeceğini duyurdu. Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puanla sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız. Mali disiplini güçlendirmek için aldığımız kararlarda dezenflasyon hedefimizi göz önünde bulunduruyoruz. En önemli önceliğimiz... Bizzat açıkladığı kamuda tasarruf ve verimlilik paketini hatırlattı Bakan Şimşek. Önümüzdeki süreçte atılacak yeni adımlarla enflasyonla mücadelenin destekleneceğini belirtti. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.